Bölüm 7. İnsanı kirleten nedir? Kudüs'ten gelen Ferisiler ve bazı din bilginleri İsa'nın çevresinde toplandılar. Onun öğrencilerinden bazılarının mırdar, yani yıkanmamış ellerle yemek yediklerini gördüler. Ferisiler, hatta bütün Yahudiler, atalarının geleneği uyarınca ellerini iyice yıkamadan yemek yemezler, keza çarşıdan dönünce yıkanmadan yemek yemezler, ayrıca kase, testi ve bakır kapların yıkanmasıyla ilgili birçok geleneklere de uyarlar. Ferisiler ve din bilginleri İsa'ya, "Senin öğrencilerin neden atalarımızın geleneğine uymuyorlar? Niçin murdar ellerle yemek yiyorlar?" diye sordular. İsa onlara şöyle cevap verdi. "Yeşaya'nın siz iki yüzlülerle ilgili peygamberlik sözü ne doğrudur? Yazmış olduğu gibi. Bu halk dudaklarıyla beni sayar. Ama yürekleri benden uzaktır. Boşuna bana taparlar. Çünkü öğrettikleri sadece insan kurallarıdır. Siz Tanrı'nın buyruğunu bir yana bırakmış, insanların geleneğine uyuyorsunuz." İsa onlara ayrıca şunu söyledi. "Kendi geleneğinizi sürdürmek için Tanrı'nın buyruğunu bir kenara itmeyi ne de güzel beceriyorsunuz. Musa, annene babana saygı göster ve annesine ya da babasına söven mutlaka ölümle cezalandırılsın diye buyurmuştu. Ama siz, eğer bir adam annesine ya da babasına benden alacağın tüm maddi yardım kurbandır, yani Tanrı'ya adanmıştır derse, artık annesi ya da babası için bir şey yapmasına izin yok diyorsunuz. Böylece kuşaktan kuşağa aktardığınız geleneklerle Tanrı'nın sözünü geçersiz kılıyorsunuz. Buna benzer daha birçok şey yapıyorsunuz." İsa halkı yine yanına çağırıp onlara, "Hepiniz beni dinleyin ve şunu belleyin," dedi. "İnsanın dışında olup içine giren hiçbir şey onu kirletemez. İnsanı kirleten insanın içinden çıkandır." İsa kalabalığı bırakıp eve girince öğrencileri ona bu benzetmenin anlamını sordular. O da onlara, "Demek siz de anlamıyorsunuz öyle mi?" dedi. "Dışarıdan insanın içine giren hiçbir şeyin onu kirletemeyeceğini anlamıyor musunuz? Dıştan giren insanın yüreğine değil, midesine gider. Oradan da ayak yoluna atılır." İsa bu sözlerle tüm yiyeceklerin temiz olduğunu bildirmiş oluyordu. İsa şöyle devam etti. "İnsanı kirleten insanın içinden çıkandır. Çünkü kötü düşünceler, ahlaksızlık, hırsızlık, cinayet, zina, açgözlülük, kötülük, hile, sefahat, kıskançlık, iftira, kibir ve akılsızlık işten, insanın yüreğinden kaynaklanır. Bu kötülüklerin hepsi içten kaynaklanır ve insanı kirletir." Fenikeli kadının imanı. İsa oradan ayrılarak Sur ve Sayda bölgesine gitti. Burada bir eve girdi. Kimsenin bunu bilmesini istemiyordu. Ama gizlenemedi. Küçük kızı, kötü ruha tutsak olan bir kadın, İsa ile ilgili haberi duyar duymaz geldi, ayaklarına kapandı. Yahudi olmayan bu kadın, Suriye Fenike ırkındandı. Kızından cini kovması için İsa'ya rica etti. İsa ona, "Bırak, önce çocuklar doysunlar," dedi. "Çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir." Kadın buna karşılık, "Haklısın Rab," dedi. "Ama köpekler de sofranın altında çocukların ekmek kırıntılarını yer." İsa ona, "Söylediğin bu sözün hatırı için git. Cin kızından çıkmış bulunuyor," dedi. Kadın evine gittiğinde çocuğunu cinden kurtulmuş yatakta yatar buldu.
sağır bir adam iyileştiriliyor. Sur bölgesinden ayrılan İsa, Sayda yoluyla Dekapolis bölgesinin ortasından geçerek tekrar Celile gölüne geldi. Ona sağır ve dili tutuk bir adam getirdiler. Elini üzerine koyması için yalvardılar. İsa adamı kalabalıktan ayırıp bir yana çekti, parmaklarını adamın kulaklarına soktu, tükürüp onun diline dokundu. Sonra göğe bakarak içini çekti ve adama "Effata" yani "Açıl" dedi. Adamın kulakları hemen açıldı. Dili çözüldü ve düzgün bir şekilde konuşmaya başladı. İsa orada bulunanları bunu kimseye söylememeleri için uyardı. Ama onları ne kadar uyardıysa onlar haberi o kadar çok yaydılar. Halk büyük bir hayret içinde kalmıştı. Yaptığı her şey mükemmel. Sağırların kulaklarını açıyor, dilsizleri konuşturuyor diyorlardı.